Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Yine güzel tarihi bir alan, yine güzel tarih kokan bir manzarayla karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar yine keşiflerimiz sonucunda güzel bir arazi bulduk. Arazimiz rivayetler doğrultusunda eşkıyaların yoğunlukla kullanmış olduğu güzel bir alan, öyle diyebilirim. Ama tarihini daha da derinleştirmek gerekirse Romalılara kadar dayanan bir alan diyebilirim ama en son kullananlar eşkıyalar olduğu için rivayetler bizi ona gösteriyor arkadaşlar. Güzel bir alandayız. Şöyle alanımızı güzelce ve kısa bir özet bir şekilde tanıtmak gerekirse arazimiz inanılmaz esrarengiz ve ilgi çekici halleriyle göz önünde. Şöyle taşlarımızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kesilmiş, sanki bir yapı yapmak için hazırlanmış ama kullanılmamış hale getirilmiş bir şekilde bırakılmış. Şu karşıdaki kısmı görebiliyor musunuz? Sanki küçük küçük kasacıklardan meydana gelen güzel bir alan gibi arkadaşlar. Yine şurada çok ilgi çekici ahenkle hazırlanmış bir kısım mevcut. Şöyle biraz daha geriye gitmek gerekirse burada yine sanki bir lahit mezar kapatılmış görünümünde bir güzel bir yer var. Şöyle göstermek istiyorum ve şurada sanki bir çalışma yapılmış, sanki burada bir kasa çıkartılmış gibi bir görüntü var. Burada bir çalışma olmuş, ufak ufak taşlar ya da önceden olmuş bilmiyorum ama anladığım kadarıyla güzel bir çalışma yapılmış. Şuradaki kısım gene bahsettiğim gibi lahit mezarı gerçekten anımsatıyor. Ve şurada şu kısma dikkat çekerseniz, evet, o kısımda define işareti diyebileceğimiz bir çarpımız mevcut. Hemen şu kısımda arkadaşlar ve şurada şu kısmı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Görüyorsanız da lütfen yorumlarda belirtin. Benim anladığım kadarıyla sanki bir lahit mezarın işareti varmış gibi bir izlenim var şurada. Çünkü orada oturak şeklinde derinlemesine dikdörtgen şeklinde veya kare şeklinde de diyebiliriz bir çalışma olmuş ve sanki işaret edilmiş de bırakılmış gibi bir görüntü var ve taşımızın üzerinde derinlemesine yılan oymaları arkadaşlar. Görebilirsiniz. Evet, şöyle biraz daha aşağılardan bir şeyler göstermek istiyorum size. Şurada yine esrarengiz bir kısım var. Şöyle göstereyim. Bakın. Burada iki parça ana taş gibi gösterilmiş. Şöyle yapraklar aslında temizlense daha net görülür. Şu kısım sanki kapak kapatılmış gibi. Beyaz kireç taşı var burada. Üzerine gene beyaz kireç taşından şöyle yarık şeklinde siz de görebiliyorsunuzdur umarım. Sanki onun üzerine kapatılmış gibi bir görüntüsü var. Gene burada tarihi bir ağacımız ve içe doğru giden oymalarımız var. Şöyle göstereyim. Alan gerçekten çok güzel. Şurada gene güzel bir şekilde çalışma olmuş. Ve şu taş dört parçadan birleştirilmiş gibi duruyor. Bilmiyorum, bana öyle geliyor. Ve şurada bir define işareti diyebileceğimiz bir oymamız mevcut. Ve şu varlığa dikkat çekmek istiyorum. Taşı taşın üzerine oturtulmuş bir görünümü var. Evet, yine overlock taşlarımız var. Hani burada hem overlock hem de keskin taşların olması demek burada bir çalışmanın olduğu, yani bütün taşların aslında keskin olmadığı, yuvarlak taşlarımızın da olduğunu çok net görebilirsiniz. Örnekleri de hemen yan yana duruyor. Yine şurada buradaki taşın aynısı.
sanki bir kasa kapağı şeklinde yapılmış ve şu kısma işaretlendirilmiş iki öbekten oluşan ikiz kasa kapağı gibi duruyor şurası. Bilmiyorum, bana öyle geliyor. Size nasıl geliyor bilmiyorum. Çok esrarengiz duruyor. Ve şurada güzel yine ahenkli bir kısım mevcut. Şöyle göstereyim. Aynı şekilde şu taşımızın üzerinde yine derin oymalarımız var. Şuradaki ahenkliyi görebiliyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel. Ve ağaç kökü var. Ve şurada sanki küçük küçük kasacıklardan oluşmuş çok güzel bir alan mevcut. Şuradaki ahenklik süper. Ve şurada arkadaşlar yine define işareti diyebileceğim gömme üçgen şeklinde oymamız mevcut. Ve şurada derin yarıklarımız mevcut. Evet. Ve şurada inanılmaz güzel bir define işareti mevcut. Şurada. Şuradaki ahenkliğe bir bakar mısınız arkadaşlar? İnanılmaz ilgi çekici, inanılmaz güzel bir görsele sahip. Evet, aynı şekilde define işareti diyebileceğimiz üçgen şeklindeki derin oymalarımız ve altındaki ahenkli sıralanmış küçük kasacıklar diyebiliriz. Şimdiden böyle demek geliyor. Ve şuradaki taşımızı görebiliyor musunuz? Yuvarlak ama patlatılmış. Aynı şekilde şurada yine güzel bir oymamız mevcut. Evet. Aynı şekilde burada da ve şurada arkadaşlar. Şurada güzel bir çalışma yapılmış. Sanki bir kasa patlatılmış. Artık ne çıkarılmış bilmiyorum. Çalışan yerin şöyle de güzel bir işareti var. Şöyle gösterebilirim. Evet, şurada derinlemesine giden bir kısım mevcut. Şura çok hoşuma gidiyor şu kısım. Sanki günümüz kasalarının üst üste koyulmuş da yapılmış gibi. İnanılmaz ilgi çekici, inanılmaz güzel. Şu işaret inanılmaz ilgimi çekiyor benim. Üçgen şeklinde derin oyma. Hemen hemen her kısımda mevcut gibi diyebilirim. Evet, yine buradaki ahenklik inanılmaz hoş, güzel ve bir derinlik var, bir gizemlilik var. Evet, şimdi arkadaşlar alanımızı tanıttım diyebilirim. Bir dakika, şurada da güzel bir şekilde lahit mezar görünümünde yine bir kısım var. Onu da göstermeden geçmeyeyim dedim. Arkadaşlar yine her zaman olduğu gibi alan taramamızla videoya başladığım noktadan başlayarak buranın güzel bir şekilde bir taramasını yapmak istiyorum. Alan taramamız her zaman olduğu gibi model 15. Altın ve değerli de buranın altın ve değerli de hemen yağ nasip deyip alan taramamızla işe koyulalım arkadaşlar. Evet, alan taramamız belirlemiş olduğu yöne doğru ağır adımlarla gidiyoruz. Alan taramamızdan da şöyle kısaca bir bahsetmek gerekirse, her zaman özet geçiyoruz ama yeni izleyen arkadaşlar için, arkadaşlar model 15 alan taramamızı kullanıyorum. Yere temas eden
yere temas eden arkadaşlar değerli altın ve değerli ne varsa sinyalini yakalıyor ve bizi o yöne doğru ilerletiyor diyebilirim. Şöyle. Evet. Tarama mı yaptık? Evet, bir sinyal yakaladık ve hemen taramayı yarım bıraktık. Evet, şu kısımda bir sinyalimiz var. Şöyle göstereyim. Burada güzel bir sinyal oldu. Yaklaştıkça da sinyal artıyor. Hemen başka bir bölgeden başlayarak alan taramamızın tekrar aynı bölgeye sinyal alacak mı diye kontrollerini sağlayalım. Evet. Nedendir bilmiyorum ama ikinci bir defa farklı bir bölgeden başlayarak alan taramamızın gene aynı noktadan sinyal alabileceğinin garantisi var mı düşüncesi bende çok ağır basıyor ve her defasında ikinci bir defa farklı bir noktadan alan taramayla tarama yaptık. Gene aynı bölgede sinyal aldık. Şöyle göstereyim. Aynı noktada gene sinyalimiz var. Evet. Hemen dedektörümle oranın kontrollerini sağlayacağım. Şöyle alan taramamızı güvenli bir noktaya koyalım. Ve dedektörümle oranın kontrollerini sağlayalım. Bakalım. Hemen toprak analizi ve kaya analizi yapalım. Evet. Sinyali yakaladık. Şöyle farklı açılardan bakalım bakayım. Evet. Burada sinyalimiz var. Burada bir sinyalimiz var. Her zaman olduğu gibi. Şu kısımda güzel bir sinyal yakaladık. Evet. Hemen değerliye bakıyoruz. Şöyle %81 altın diyor. %71 altın diyor. %67 altın diyor. Hemen hemen her kısımdan sinyal yakalıyor diyebilirim. Evet. Alan taramamız ve dedektörümüzün sinyali yakaladığı kısımda ufak bir çalışma başlatacağım. Hemen şurada buradaki izlerimize de işaretlerimize de dikkat çekmek istiyorum. Şurada, şurada ve yukarıda şurada bir kısım mevcut. Ve şurada bir güzel bir çıkıntımız var. Ve sinyal aldığımız nokta şöyle göstereyim. Ve şu açıdan baktığımızda bir çarpı, define çarpısı diyebiliriz. Şu kısımda sinyal aldığımız nokta burası. Burada çekiç keski ve levyeyle ufak bir çalışma yapacağım. İnşallah nasibimizde güzel bir şeyler vardır düşüncesindeyim. Ve şuradaki derinliği de göstermek istiyorum. İnşallah nasibimiz güzeldir. Evet, güzel bir şekilde bir çalışma yapabileceğiz inşallah. Şu alan taramamızı da emniyetli bir yere alalım. Ve çekiç keski, muç, levye tarzı çalışmalarımızı alıp burada hemen işe koyulalım. Evet. İşaretlerimiz çok güzel. Şöyle yukarıdan başlayaraktan burayı açmaya çalışalım. Evet. Şöyle çıkardıktan sonra bir pointerimizle de
İlk taşımızı çıkardık. Pointerimizle de bir şöyle kontrollerimizi sağlayalım. Yakınlarda mı sinyalimiz yoksa biraz derinlerde mi? Hep beraber görelim. Evet. Herhangi bir sinyalimiz yok. Bunu buraya koyalım. Ve şöyle taşlarımız gene her zaman olduğu gibi öbek öbek çıkıyor diyebilirim. Evet, şuradaki kısımları da şöyle açalım. Alan taramamızın ve dedektörümüzün sinyali yakaladığı kısmın taşlarını ufaktan çıkartıyorum. Bakalım güzel bir şeyler var mı? Evet. Her çıkardığım kısım pointerle bir kontrollerini sağlayalım. Var mı şeyler? Evet. Herhangi bir sinyalimiz yok. Biraz daha açalım bakayım. Oo. Burada bir sıkıştırılmış kısım var. Yukarıdan herhangi bir şey düşer mi? Düşmez. Yani bir tuzaklanma var mı diye bakıyorum. Evet. Bir parça daha çıkardık. Şeyler. Sanki altı boş gibi. Evet. Dedektör sert darbelerde farklı sinyaller veriyor. Kısımda bir boşluk var. Bakalım. Parçayı bir çıkaralım. Şu taşa müdahale edebileceğiz mi? Burada bir boşluk var ama nasıl bir boşluk? Şöyle. Oo. 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 Burada büyük bir parça çıktı. Bakalım. Sinyalimiz var mı? Hayır, yok. Şu taşların pointer kapalıydı. Bir daha bakalım.
Taşlar çıktı ama herhangi bir sinyale daha ulaşamadık. Acaba daha farklı bir noktada mı diye düşünüyorum. Şöyle bakalım. Evet. Şu iki taşı da çıkarayım. Bakalım sinyali yakalayabileceğiz mi? Hep beraber görelim. Evet, şuradan bir başlayalım bakalım. Dedektörle kontrollerini sağlamak istiyorum. Evet. Sinyal aldığımız nokta buraydı. Evet. Herhangi bir sinyalimiz var mı? Sinyali bu tarafa veriyor. Biz burada çalışıyorduk. Ama sinyali bu tarafa veriyor. Biraz da şurayla çalışalım. Bakalım burayı açabileceğiz mi? Daha kolay açılıyor diyebilirim. Sinyal aldığımız nokta bu kısımda ama şimdi şu an şu tarafı gösteriyor. Bakalım. Olmuyor. Burası daha kolaymış. Oh. Oh. Burada. Uf. Yine güzel bir parçamız mevcut. Şöyle göstereyim. Oo! Burada da bir tane sarı akçemiz. Oo! Uf 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 uf. Bu nasıl bir şeymiş? Altın. Oturan bir bayan mı? Hayır. Oo. Çok güzel. Yine iki parça yakaladık. Şöyle göstereyim. Bunun içinde bir şey yok gibi.
çamur birikmiş. Şöyle. Arkadaşlar, kucağında bebek mi var? Evet. Kucağında bebek olan Anadolu kadını gibi simgelenmiş bir tane altın parçamız. Of 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 of. Ve çaydanlık şeklinde. Oo! Of 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 of. Neler var, neler neler neler. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Of 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 of. Of 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 of. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ondan sonra neden bu kadar heyecanlanıyorsun diyorlar. Heyecanlanmama geldim arkadaş. Şu tatlılığa bakar mısın? Var mı başka bir şey? Yok. Şu tatlılığa bakar mısın? Nasıl heyecanlanmayayım? Anam 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 anam. Nasıl güzel bir şey ya. Bunda bir simge bir şey var mı? Yok. Evet. Şöyle kapağı ile birlikte. Çok güzel bir kasa yakaladım gene. Güzel parçacıklar çıkardım. Evet. Bunları görüp de heyecanlanmayan var mıdır acaba ya? Bir tek ben mi heyecanlanıyorum yani? Evet arkadaşlar, yine güzel süper parçalar çıkardım. Hemen çıkarmış olduğum kısmın pointerle kontrollerini sağlayacağım. Var mı bir şeyler daha? Of, çok güzel bir kasa yapılmış buraya. Ve biz o kasayı patlattık. Sinyali şu kısımdan almıştım. Taşlar bu taraftan çıkınca bu tarafa doğru yöneldim ama asıl sinyal bu kısımdaymış arkadaşlar. Biraz yön değiştirerek çalışma yaptık ama sonuçta kasamızı bulduk, açtık. Şöyle şu kökün olduğu kısımda ve kapak şeklinde kapatılmış kaya kasacığımızın hemen arka kısmından çıkardım. Burada başka bir sinyal yok. Onu da belirterekten şöyle parçalarımın yanına gidip bunların şöyle güzelce bir tadını çıkarmak istiyorum. Evet arkadaşlar, Anadolu kadınını simgeleyen altın bir heykelciğimiz, sarakçelerimiz ve şunlar da tarihi bir sikke. Evet, eşkıyaların olduğu kısım olduğu için parçalar farklılık göstermiş. Anadolu'dan da var, Roma'dan da, Osmanlı'dan da var diyebilirim. Burada da bir bronzumuz var. Şöyle gösteriyorum. Ne diyoruz arkadaşlar? Toprağın altındakilerini gün yüzüne çıkarabilmek için bizi takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun diyorum ve lütfen ama lütfen bilgisi olanlar yorumda belirtirse sevinirim. Sizin yorumlarınız benim için önemlidir. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.